Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 33. söz, 27. pencere. Estağfirullah. Allahu haliku kulli şey ve hu ala kulli şeyin vekil. Sadakallahu azim. Kainatta esbab ve müsebbabat, görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki en âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir. Müsebbepleri yapan başkadır. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüzi bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz, görüyoruz ki öyle bir cami kitap, belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşte hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor. 27. pencere, Allahu haliku kulli şey ve hu ala kulli şeyin vekil. Malum ayet-i kerime ne kadar güzel değil, ne değil ayet ne kadar her yerine. Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin haliku kulli şey. Her şey dedim bir şey kalmıyor da. Buna elimli sariye mücbe-i külliye diyorlar yani. Hiçbir şey kalmıyor. Yani efendim zerreden aldı bütün büyük küçük mehlukların halik Allah. Allahu haliku kulli şey. Madem ki haliku kulli şey, öyle ya. Madem ki haliku kulli şey, öyleyse ve hevela kulli şeyin vekili, neyse onların vekili olur da. Allah Allah. Yani her şeyi halk eden, biz her şeyin vekili. Ne kadar güzel. Şu anda bizim vekilimiz de Allah. Ne kadar güzel değil mi? Ve hevela ala kulli şeyin vekili. Biz de şeylerdeniz de, yani bizim de şeyimiz de Allah Allah. Burayı bir kavrasak var ya yani Allah Allah. Bizi yaradan o, vekilimiz de o Allah. Bir adamın vekili Allah olunca aman ya Allah Allah. Daha onun hukukuna kim tecavüz edebilir değil mi? Kim onu incitebilir yani Allah Allah. Ayete bakın hele yani. Ya hepimizin vekili Allah. Düşünersen herkes kendi. Ya benim vekilim Allah. Mesele kalmadı da. Oturacak. Daha insan mesela bir avukat tutsa en kudretli avukatı tutmak ister değil mi ya? Allah senin. Vekil o ya Allah Allah. Ne dedi? Bu kainatları yoktan yaratan Allah Allah. Nizama koyan, intizama koyan. Evirip çeviren Allah Allah. Faalun lima yurid. Faal, mübarek resmi faid eder bana. Faaldır, lima yurid istediği işleri yapıyor. Göğlerdeki işi başka, faaliyeti başka değil mi? Deryalarda faaliyeti başka. Allah Allah. Dağlarda faaliyeti başka. Ormanlarda faaliyeti, bağlarda faaliyeti. Allah Allah. Evet, cennetten değil mi? Hayat sahibindeki faaliyetleri başka. Bak efendim, her insan biliyor ki kalbim çalışıyor. Kalbin çalışmasıyla diğer azalar çalışıyor değil mi? Senin kendi kalbin çalışıyorsa sen mi çalıştırıyorsun? Yok. Bir kimse var da. Demek ki orada bir fail var. Faili kim? Sende olmadığına göre efendim. Her insanın kalbini Allah çalıştırıyor. Hele bakın ki Allah'ın nâhiyesiz ilmi kudreti Allah Allah. Ne kadar insan var ise hep yemek yiyorlar. Efendim, mideye toplanır yemekler. Onları tehlil ediyor Cenab-ı Hak, taksim ediyor azalara göre. Kulağa göre, göze göre. Hiç haberimiz yok bunlardan Allah Akbar. Allah'ın büyük cinayeti yok. Bunları düşünmek lazım Allah Allah. İsa da insanlar değil ki insanların bize. Bütün hayvanların mideleri de
Balına balığın bir desene ne diyorsun sen? Allah Allah. Ama ya Rabbi yani. Şu kadar mehluku var, sayısını Allah kendi biliyor sayısını. Deryadaki mehlukları, karadaki mehlukların 10 katı. Tabi deryada büyük 10 katı. Allah Allah. Onlar da doyuyorlar akşam, hep keşfini desin doyuyorlar. Allah Allah Ekber. Rezzak, Allah Allah. Mikrobun da midesi doyurdu, sineğinde, balına balığında. Her şey, her gün akşam ne yiyildi, ne içildi, Allah Allah, Allah Ekber. Allah'ın büyük gün nezere bilmesi. Yani büyük hadiseler, Allah'a bağlayayım. Yıldızların evrilip çevirmesi, büyük hadiseler, güneşlerin gelip gitmesi. Efendim, değil mi? Metlelerin değişlenmesi, güneşin her gün bir yerden doğuyor, Allah Allah. O kadar ben o güneşe çok bakıyorum da bazen çok düşünüyorum. 150 milyon kilometreden gelir de burada ne yapıyor? Bizi buzlarımız eritiyor değil mi? Isıtıyor. Nebatatlarımıza efendim feyiz getiriyor hele bu nasıl? Bitmez, tükenmez bir bereket. Yaşın Allah bilir, akıyor, akıyor her gün. Üstad Hazretleri işte ele anlatıyor ilim adımlarından diyor ki güneşin sabahtan doğup da akşama açması değil, o gün, akşama kadar yanması için, akşama kadar bin arz kadar odun yığını. Ya bir, dağlar. Denizleri kadar gaz yağı, dağları kadar kömür lazım. Ya bir gün, Şimdi bu mesraf kim oluyor? Hasan Ağa, sene. Seni her gün bile bir mesraf edir Allah. Bunun altına nasıl sıkılsan? Hadi bakalım. Bu her gün sene bir mesraf ediyor ya. Yani. Bene sene her gün. Allah-u Ekber, Allah'ın büyük ya. Bitmez, tükenmez bir hazinesi var Allah Allah. Zengin, zenginlik ona mahsus. Değil mi efendim? Allah Allah. Hazinesinde olmayan hiçbir şey yok. İnsanlar onun hazinesinde. Değil mi? Diğer hayvanlar onun hazinesinden geliyor. Canlı cansız mahlukatlar Allah'u Ekber, Allah'a. Elhamdülillah Allah'ın büyüklüğü, inayetsiz. Onlar iftihar ediyoruz değil mi? Allah'ın bize iftihar ediyor. Allah'ı seviyoruz ya Allah Allah. Tezim ediyoruz, tekdir ediyoruz, tesbih ediyoruz. Secdeye varırken düşünmek lazım ya Rabbi Allah Allah. Yani secdeye varırken ya Rabbi. Bu tevazu, bu secde tevazu. Bundan başka bir tevazu olsa öyle yapardım seni. Yapacağım bu sen secdeye varırken. Yani Allah Allah. Ne diyor? Ve hevela külü şeyi mesil. Sen de bir şeysin, senin vekilin de, benim vekilim de Allah. Bir bilsek burayı ya. Evet sonra? Kainatta esbab ve müsebbabat. Sebepler, yağmur nebatatın sebebi. Yağmura sebep, nebatata müsebbep değil mi? Güneşe sebep, nebatata müsebbep. Bu demek yani. Değil mi? Aha, tavuğa sebep, yumurtaya müsebbep. Yumurtaya sebep, yumurtaya çıkan vereceğim müsebbep. Ana babaya sebep, çocuğa çocuk müsebbep. Değildi hep, girdi her şey burada. Esbab ve müsebbep dedim, bak hepsi girdi burada. Biz bir cihetle hem sebebiz hem müsebbebiz. Bir cihetle hem sebebiz hem müsebbebiz. Değil mi? Tamam. Görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki en âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Nasıl yesin? En âlâ bir sebep güneş yani. Peki güneş en âlâ büyük bir sebep değil mi? Peki güneşin mesela zihni yok ki nebatatlara şekil versin. Daha şekiller zihinden gelir. Öyle değil mi yani? Şimdi harfleri yazıyorsun. Bu harfler nereden geliyor? Zihinden geliyor, oraya dökülür. Güneşin zihni yok ki efendim şey, nebatatlara şekil versin. Akıl yok ki sana akıl versin. bak şey işte, en büyük sebep misal yani bu. Evet. En âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir. Bütün sebepler perde yapan Allah. Ne kadar güzel oldu yani.
Ana baba sebep, perde çocuğu yaradan Allah. Oldu mu? Hayvanlar öyle. Toprak sebep, topraktan çıkan nebatatlar müsebbep, yaradan Allah. Oldu mu? Tamam. Hayır. Müsebbepleri yapan başkadır. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüzi bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Yani kuvve-i hafıza. Ya insan da var işte. Ne diyor burada? Oku. Evet. Oku. Görüyoruz ki öyle bir cami kitap. Ya, o kuvve-i hafıza öyle bir cami kitap. Belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşti hayatı. Hayatına başına gel. Sergüzeşti hayatı hayatının başına gelenler. 80 yaşındasan da insan 80 yaşındaki bir adam 80 yaşına kadar hayatının başına gelmişse aklında. Evet. İçinde karıştırılmaksızın yazılıyor. Yazıyor. Acaba şu mucize-i kudrete... O hafıza. Allah Allah. Şimdi hafızalardan hafızaya da tabii değişik var yani. Bazı hafızalar var ki mesela değil mi? Bazı imamlardan var ki 1 milyon hadisi ezberlemiş. 1 milyon hadis ezberinde. Allah Allah. 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuk koca Kur'an ezberliyor zaten. Öyle değil mi? 1 milyon hadis ezberleyen imamlar var. Yani Allah Allah. O hafızaya bak ki nasıl. Farklı şey yani. Herkese bir değil yani. Tabii. Evet. Öyle he. Acaba şu mucize-i kudrete hangi Allah sebep Allah gösterilebilir? Allah Allah. Başın işte ön tarafında ufacık bir yeri var maddeten diyor. Hikmet alimleri. Çok küçük bir yeri var. Maddeten onun bir evi var orada yani. İşte oraya sığmayan kalıyor. Allah Allah. Bilmiyor hiç orada. Hayır. Evet. Telafi fi dimağıya mi? Yani orada şu hafızayı kime vereysen. Telafi fi dimağıya mi? O dimağdaki lifler var ya dimağ. Dimağın kendi. Telifli o tabi. O insanın dimağı öyle ince şeylerden lifler ki de damarlar yani. Öyle, hep damar. Öyle Allahu Ekber. Ya. Bir insanın dimağı efendime söyleyeyim mi bir kilodan 100 gram fazla. Bir kilo 100 gram dimağın ağırlığı. İnsanın. Dimağın ağırlığı o kadar. Mandanın dimağının ağırlığı ne olması lazım? Beş kilo. 550 gram. 550 gram. Mandanın. Çünkü ona o kadar lazım. Manda ya. İnsana bu kadar. Yani. Hey ya. Allah Allah. Acaba şu mucize-i kudrete hangi sebep gösterilebilir? Telafifi dimağiye mi? Dimağda şu ince damarlar. O mu değil? Evet. Basit şuursuz hücerat zerreleri mi? Hücerat o da belli. Tesadüf rüzgarları mı? Halbuki o mucize-i sanat öyle bir zatın sanatı olabilir ki. Allahu ekber. Hey arkadaşlar. Beşerin haşirde neşredilecek büyük defter amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için. Ya haşidi böyle yani. Allah'ın yüzüne çıkacağız efendime söyleyeyim. Ömrü bize ne yapıyorsa iyi veya kötü hep orada aklımızda konuşuyor Allah. Allah Allah. Burada unutmuşsun gibi görürsen ama orada aklın gelecek yani. Ne diyor yani. Çünkü Allah'a değil ya. Hani sen, ey kulum sen bu işi yapmadın mı? Unuttum ya Rabbi, unuttum hiç aklıma yer mi? Diyemeyeceksin yani. Yani aklına gelecek yani. Yaptım ya Rabbi. Bu işi yapmadın mı? Yapma. Adil ya, adalet yani. Çünkü değil mi? Ceza verecek de. Adalet ya. Aklına getirecek yani. Ya Rabbi yapmadım, gitmedim dedim mi? O zaman ayağın konuşuyordu. Ayağın konuşuyordu. Evet benimle gitti. Efendim, eli dedi, benimle de kapıyı açtı. Efendim, içeri girdi, adamın kasasının parasını götürdü. Diye böyle bir hesabı bakalım.
Gel gelse bu hesabı bir bakalım. Ne etti efendim? Ya Rabbi işte. Ha. Evet. Evet, küçük bir senet istinsak edip, yani o işlediği her fiiller yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsak edip, yazıp aklın eline verecek. Ya bak ya Allahu Ekber. Allah'ın adaleti, Allah'ın büyüklüğü. Esmanallah. Evet. Bir sani hakimin sanatı olabilir. Bir sani hakim. Allah Allah. Yani. Bazen düşünüyorum diyorum ki yevmiye ana rehmine ne kadar insan düşüyor değil mi? Allah Allah. Onlar biliyor, yaratıyor. Esmanallah. Diğer hayvanların rehmine ne kadar hayvan düşüyor. Allah Allah. Allah Ekber. Allah Allah. Ya. Allah'ın büyüklüğünü neyle bilecek? Asarından da. Asarını düşünecek. Ona göre bilecek. Evet. İşte beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et. Onlar da kuvve-i hafızada. Bir çekirdekte bir ağacın planı var kuvve-i hafızada. Bir yumurtada bir tavus yatıyor misal yani. Onları kıyas edeceksin diye. Açıldı tefekkür alemi. Değil mi? Evet. Ve bu cami küçücük mucizelere sair müsebbebatı da kıyas et. Çünkü hangi müsebbebe ve masnuğa baksan o derece harika bir sanat var ki. Neye bak? Nebatatların gözünü hangi bir nebatatı yakala? Bak ne kadar harika bir sanat var ya. Bir ağacı yakala. Allah Allah. Bir ağaca bak, bir yaprağına, çiçeğine, meyvasına. Evet. Çünkü hangi müsebbebe ve masnuğa baksan o derece harika bir sanat var ki değil onun adi basit sebebi, belki bütün esbab toplansa ona karşı izhar acz edecekler. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi ihtiyarlı, şuurlu farz ederek ona denilse bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Elbette diyecek ki Halık'ımın ihsanıyla dükkanımda ziya, renkler, hararet çok. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim iktidarım dahilindedir. Bunlar Allah'ın dükkanında bulunurlar. Bu sayılan kumaşlar Allah'ın dükkanından başlayıp da yok. Allah. Ne güzel ifadeler Allah Allah. Tefekkür dersi değil mi? Ne kadar hoş yani elhamdülillah. Allah Allah. Allah üstadımızın derecelerini alesin. Onun sayesinde düşünüyoruz, bu okuyoruz. Yoksa biz nasıl düşüneceğiz yani? Evet, hep beraber yani düşünüyoruz yani. Bir de bu var yani. Yani da cemaatle düşünüyoruz değil mi? Ya. Allah'a muhabbetimiz artıyor. Yani ya Allah. Çünkü bütün muhabbetlerin sebebi Allah'ta. Bütün muhabbetlerin sebebi Allah'ta. Allah Allah. Yani baş Allah Allah. Yani bütün muhabbetlerin sebebi Allah. Evet. Hem nasıl ki müsebbepteki harika sanat ve tezinat esbabı azledip tabii müsebbibül esbab olan vacibül vücuda işaret ederek ve ileyhi yurcaul emru kulluhu sırrınca ona teslimi umur eder. Tabii her şey ona dönecek. Ve ileyhi yerzu yurcaul emru kulluhu. Her şey Allah'a dönecek. Evet. Öyle de müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faydeler bilbedaha perde-i esbab arkasında bir Rabb-i Kerim'in, bir Hakim-i Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Evet, öyle de müsebbabata takılan neticeler. Mesela ağacı düşün, bak meyveler netice, meyveye bak. Koyunu düşün, sütüne bak. Tavuğu düşün, yumurtasına bak. Misal değil mi? Evet, neticeler, gayeler, faydeler bilbedahe perde-i esbab arkasında bir Rabb-i Kerim'in, bir Hakim-i Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Çünkü şuursuz esbab elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Nasıl ağaç nasıl düşünsün?
Yani bu adam mesela üzüme ihtiyacı vardı, ben üzüm vereyim, böyle bir şey olmaz ya. Yani. Değil mi? Eseçi değil mi yani? Üzüm yiyen kim yaratmışsa üzümü de o. Değil mi? Yani. Dili kim yaratmışsa bütün dille tadına bakan şeyler hep Allah yani. Belli oradan yani. Dil kimin ise diyelim Hindistan'da yaratılan Hindistan cevizi unutur Allah'a. Allah her şeyden evvel Allah görünüyor yani. Üstad yani insan kainatı inkar etse bir hakkı var ama Allah inkar edemez. Yani Allah'a, Allah o kadar apaçık. İşte dedik diye üstad şiddeti zuhurundan görünmüyor. Ha, şiddet. Hep üstadtan öyle şiddeti zuhurun. Allah şiddeti zuhurundan git. Perdeleniyor. Evet, mesela şimdi güneşe bakamıyorsun yazın Haziran devrede bakırsan şiddeti zuhurundan. Şimdi o güneş böyle hayalan büyüsün, ortada kalsan güneş diye göremezsin işte. Şiddeti zuhurundan kendini set ediyor. Allah Allah Allah. Şiddeti zuhurundan kendini perde ediyor. Evet. Evet. Çünkü şuursuz esbab elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz vücuda gelen her mahluk bir gaye değil. Belki çok gayeleri, çok faydeleri, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Demek bir Rabb-i Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gönderiyor. O faydeleri onlara gaye-i vücut yapıyor. Mesela yağmur geliyor, yağmurun zahiren intac eden esbab, yağmuru zahiren intac eden esbab, hayvanatı düşünüp onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Bulut yani. He, bulut yani. Bulut nasıl acısın hayvanları? Aman Allah Allah. Evet. Demek hayvanatı halk eden ve rızıklarını taahhüt eden bir Halık-ı Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Maşallah. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Öyle değil mi? Yani. Çünkü çok asar rahmet ve faydaları tazammun ettiğinden güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, evet, evet. Takattur etmiş, katre katre geliyor. Hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler bilbedae perde-i gayb arkasında bir süslü ve güzel sanatlar ile bu süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine delalet eder. Ya, ya, ya. Allah Allah. O sırlara bakırsan bazen hani o sırlara, o gençlere, tuyların güzelliği, kendi şeklinin güzelliği, Allah Allah. Sana bak, güzel olduğu için her şeyi de güzel yaratıyor. Kendine o güzel kendine göre. Her şeyin güzelliği, devenin güzelliği kendine göre. Şimdi devenin başını al, koyuna koydum olmuyor da, bak her şeysi. Ama o devenin başı orada güzel. Öyle değil mi? Aslanın başı da orada güzel, orada var yerde. Allah Allah. Evet. Aslan yarasın da o şecaeti vermesin olur mu? O dişleri vermesin olur mu? Koyun yarasın da işte aslan gibi olsun. Nasıl sağlasın o zaman? Sen nasıl sağlasın? Evet. Hocam bir zaman Azerbaycan'dan profesörler gelmişti. Size bir şey sormuştu. Hocam Allah adil midir? Siz buyurdunuz, evet. Ha. Atan için akıl vermem. He öyle. Çok eskiden yani bu şeyden geldi, Türkistan'dan profesörler falan. Bir de bir bakan vardı şey. İletim Bakanı. İletim Bakanı falan. Bu Selimiye'de bir ders okuduk da işte dersten sonra dedi hocam işte bir Ali'yle görüşme istiyor falan. Pekala buyurun. Git işte içeri bir mebla. Hepsi aklıma gelir mi? Ne sorduysalar? İşte o dedi, hocam sana bak dedi, adil mi? He aman adil, elbette adil olmasa kim olsa. Peki dedi, bu atlara niye akıl vermemiş dedi.
Hani bize verdi, onlara da verseydi akıl. Atlar da o kadar çok sevilmez ki. Dedim o zaman onu seni binirdi de. Şimdi cümleden kendini alamıyor. O dedim o zaman binirdi o zaman. Allah, öyle hatırladım. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına katiyen delalet eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bilbedahe vedud, maruf bir sani kadirin vücub-ı vücuduna ve vahdetine şehadet eder. Elhasıl sebep gayet adi. Yumurta, tavuk, sebep değil, toprak hep buna işi, su, sebep hep buna hadise. Ana, baba, misal yani. Evet. Sebep gayet adi, aciz ve ona isnat edilen müsebbab ise gayet sanatlı ve kıymetli olduğundan sebebi azleder. Hem müsebbabın gayesi, faydası dahi cahil ve camit olan esbabı ortadan atar, bir sani hakimin eline teslim eder. Hem müsebbebin yüzündeki tezyinat ve maharetler kendi kudretini zişurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden ya, bir Allah, sani hakime ya, işaret ya, eder. Ya tabi. Kendini sevdirmek caiz etti yani. Çünkü sevmek ona mahsus. Yani şimdi insan dua edersen, aynı secdeye koyarsan yani demek lazım. Derim Allahümme inni eserüke en tühüye kalbi bi merifet ki Allahümme inni ben eserüke istiyorum senden. En tühüye kalbi bi merifet ki kalbim senin merifetine ihya eder. Çünkü bu kalbi Allah kendini tanıtmak için verdi bize. Allah kalbiyle biliyor. Allahümme inni eserüke en tühüye kalbi bi merifet ki. Ya Allahümme inni eserüke en tühüye kalbi bi muhabbeti ki. Allah Allah. Muhabbet şey. Allahümme inni eserüke en tühye kalbi bi mehafetike. Allah hem sevilir hem korkulur. İkisi de zattı ya Allah Allah. Allah da Allah hem sevilir hem Peygamberimiz kadar Allah'ı seven Yahudi. Sevdiren de Yahudi. Allah bize sevdiren Peygamberimiz oldu. Peygamberimiz kadar Allah'ı seven ve sevdiren tek başıyla geldi. O günkü insanlar öyle ne diyeyim insanlıktan uzaklaşmışlardı ki ne şefkat vardı onlarda ne merhamet vardı ne Ali Canaplı hiçbir şey öyle bir kavim içerisinde geldi tek başına 23 senede ne kadar sahabe 124 bin sahabe nasıl inşaat etti onları ya Allah Allah'ı nasıl onlara tanıttı Allah nasıl onlara sevdirdi Allah Allah. Aman o gibi insanlar kızını yere gömülür de hiç nedir? Acıma yok yani 6 yaşında kız. 6 yaşında bir yeni doğduğu zaman gömülürdü. 6 yaşında çocuğu, kız çocuğunu anasına yıka diyor, başını darıyor, elbisesini götürüyor, çocuğunu çöle götürüyor, eşir. Çocuğu rekümeyi daha tatlımız ya. Demek burada anlaşılıyor ki her şey, yani insanda her güzellik imana bağlı. İman mesele güneş gibi. Şimdi güneş doğdu mu bütün zararlı hayvanlar hep toprağın altına. İnsanda da iman tezahür etti de tekamül etti mi? Evet o kötü ahlaklar, işte biliyorsun kötü ahlaklar, nifesizlik, ifşudur, hep kaçar. Yerini ne gibi buyur? Güzel ahlak. Güzel ahlaklar yerini alır yani imanın kemaliyle. O kadar insanları nasıl inşaat etti yahu? Allah Allah! Onun mesela bir 50 kuruşa adam öldürdü adam, ondan sonra ne etti? Ayak geldi. Ve yusirun ala enfisühüm. Öyle mi? Böyle şene hasese sahabe hakkında. Ve yusirin ala enfisim. Onlar kendi baş diğerlerini kendilerine tercih ediler. Kendinin ihtiyacı olduğu halde, kendinin ihtiyacı olduğu halde
başkasını tercih ediyorlar. İle kara geldiler ya Mustafa'lar. Allah Allah. Peygamberimizin Allah'ı tanıtması, sevdirmesi, Allah'tan korkutması. Hadisesi var. 1400 seneden, 1500 seneden bu yani sahabeler başta hep Allah'ı o bize tanıttı. Değil mi? O bize sevdirdi. Ha bak, Peygamberimiz Allah böyle Allah Allah. Ne büyük bir mehluk, ne bereketli bir mehluk Peygamberimiz Allah Allah. 1400 sene aradan geçmiş ya değil mi bakınız. İslam dininden bir harf noksanlaşmamış. Kur'an-ı Kerimlerimizde, hadisler, fıkırlar Allah Allah. Ne kadar bekliyoruz ya Allah Allah. Elhamdülillah. Ama ya, yani İslam dini hiçbir şey olmasa yani bir mizrahlı sen erkeği, mizrahlıyı biliyorsun değil mi? Evet. Mesela Ömer Nesübe'nin diyelim şeyi. İlmanı. Sene yeter. Elhamdülillah Allah. Allah kul olmak olsun sene yeter. Tabi ilerisi var da yani misal. Bir de Risale-i Nur geldi bu esirde elimizden tuttuğunu okuyoruz. He değil mi? Allah'a giden yollar gayet caddeler, geniş, berrak. Risale-i Nur gibi elimizde büyük bir hazine, merifet hazinesi. Allah Allah, ilim irfan hazinesi var yahu. He yani çünkü Hazreti Allah bu dünyayı kulluk mektebi olarak yarattı veya kulluk kıssası. Kullarım gelsin burada, kulluğu öğrensinler, bana karşı nasıl kullanacaklar öğrensinler. Şehadet nemelen alsınlar, düz cennete gelsinler. Kulluğu öğrenmek için de koca lazım. Değil mi? Başta Peygamberimiz, sonra onun vekilleri gele gele işte her esirde müceddikler, bu esirde de elhamdülillah Bediüzzaman Hazretleri gibi bir hocayı Allah bize verdi. Bütün meşruplarıyla beraber 6000 sayfalık bir merifet hazinesini yazdı. Bize hediye etti gitti 6000 sayfa. Mesela üntümü. İşte okuyoruz ha. 6000 sayfalık bir merifet hazinesi. Bize bahşetti yetti Allah Allah. O nasıl ifadeler? Risale-i Nur'daki mevzular hep yeni mevzu. Eski kitaplardan alınmamış. O mevzuları ortaya getiren cümleler hep orijinal işte okuyoruz görüyorsunuz. Allah Allah ama ya Rabbi. Ne tarihli yani. Bizim hocamız gibi bir hoca geçmişte yoktur. Yok yok. Allah bize nasip etti canım. Değil mi? Biz sana merhametinden dolayı Allah Allah. Bu esirde o olmasa nasıl olacaktı? Bu gençleri kim bir araya toplayacaktı? Ben bir aydan biraz fazla oldu. Güneydoğu'yu bir gezdim. Çok vilayetlere gittim. Her nereye gittim. Öyle medreseler yaptırmışlar. Gençler akşam toprağında cıvıl cıvıl okuyorlar. Yahu dedim o nasıl büyük bir rahmet oldu bu Risale-i Ve maşallah şerli rahmeten ilalemden bir tecelli bu vasitede. Yani her nereye gittimse Adana'ya gittim. Bir medreseler bu camiden böyle şahsen bir otur. İşte hep gezdim buraları. Böyle bir elhamdülillah ya buyur. Allah'ıma şükrettim ya. He ben şimdi bakın Cenab-ı Hak bize ne lütfedi. Üstad değil, Şirşet-i Menevi. Bin Nur Talebesi'nin defterine kendinden başka olan Nur Talebelerinin sevabı her gün yazılır. Allah Allah. Eğerse senin sevabın da onlara yazdır. Nasıl yazdırırsan, Risale-i Nur yazdırsan, anlatırsan, anlayacaksan ki orada. Yani hani ben Risale-i Nur Talebesi'yim. Efendim deyip oturmayla olmuş idi, öyle değil mi? Evet. Adam gitmiş bir köye. Neyse, selam aleyküm selam. İsmin ne? Şimdi Hafız Ahmet demiş ya. Oo, döşek getirin, minder getirin, çay getirin, yemek getirin Hafız Efendi. Dediler Hafız Efendi Faruk bir aşırı şerif oku. Hafız Ahmet değil, sana hürmet eder. Diyor ki ben Hafız ama, Hafız ama kardeşim okur. Bir olmasın bu işten. Yani ben hafızım, bakardım olmasın bile bir şey. Sen oku yazsın. Çünkü senin defterin geri yazılıyor da. Bak bu da bir nimet tarihçe bize ustadım. Sen sonra diyor ustad gene buyur. Sen öleceksen değil, günah defterin kapanacak. Kıyamete kadar gelen Nur terbiyesinde şey senin şişetine şey yazılacak. Elhamdülillah işte Risale-i Nur. Ucu bucağı görünmeyen bir nimet yani Risale-i Nur. Derinliği görünmeyen, ini boy görünmeyen bir nimet Allah Allah. Merifet, dünyada her şeyden bezilir helal de olsa, bazen söylüyorum yani. Bezilmeyen bir tek şey vardır, merifetten bezilmez. Ya, belli hani okuyor okuyor, bezilmez, merifetten bezilmez. Size bunu anlatıyorum bazen, Almanların Göte, büyük bir zat, mütefekkir.
Yani İslam dinini öyle bir anlatıyor ki hestete bir ihtiyar almış artık. Talebeler de başına toplamışlar. Efendim demişler, bir arzun var mı yani yapacak olduğunu senin bir arzun yerine getirebilir mi diye. Arzun var ama siz benim arzumu yerine getiremezsin ki. Nedir senin arzun canım? Hele bir de hasteye tatiyat eller alak diye ki bir avuç merifet, bir avuç merifet. Bunu okuyacaksın çok bana tesir etti. Bir avuç merifet, bir avuç merifet. Allah Allah. Bir avuç merifet. Ey esbab perest biçare, bu üç mühim hakikati ne ile izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt. Vahdehu la şerike leh de, hadsiz evhamdan kurtul. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena, inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.